İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın antik kentleri Payas, Artak Bekleryan, Ermenistan Cumhuriyeti ile sınır belirleme ve sınır çizme süreci ve sonuçları Artak'ın mevcut ve gelecekteki durumunu etkilememelidir. Artak, parlamento sözcüsü ve Ermenistan Cumhuriyeti Lübnan Büyükelçisi, Ermenistan Cumhuriyeti Artak Diaspora İşbirliğinin perspektifini görüştü. Artak, psikoposluğu lideri. Uluslararası toplumun tepkisinden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Batı Ermenistan'ın ünlü çocukları, Balyan ailesi. 44 gün süren savaşta yaralanan askerler Kudüs Ermeni Patikanesinde karşılandı. Ermenistan hükümetinin kararıyla ile ahzık, tarihi ve kültürel koruma alanı kuruldu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Payas Kale şehri Batı Ermenistan'ın Kilikya'daki Aleksandret İskenderiye Körfezi'nin doğu kıyısında yer almaktadır. Payas hakkında bilgiler özellikle antik çağda azdır. 12. yüzyılın sonunda Payas'ın son sahibi Kilikya Ermenistan'ın önde gelen prenslerinden biriydi. Aynı yüzyılda Payas'taki Surp Asvazazin Kilisesi, Çarşısı, Kervansarayı ve Hamamı hatırlanmaktadır. Şehrin yüksek kesiminde bulunan çokgen ve güçlü kale Tarihçiler tarafından Gusanat Kalesi olarak anıldı. 13. yüzyılın sonunda yabancı işgalcilerin egemenliğine girerek fakir bir köye dönüştü. Çevredeki verimli toprakların ekimi sayesinde 18. yüzyılda gelişti. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Payas şehri aynı adı taşıyan ilçenin merkeziydi. El sanatları, ticaret ve kısmen tarımla uğraşan yaklaşık 5 bin Ermeni nüfusu vardı. Payas Ermenileri 1915'te Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit sırasında sürgün edildi. Çoğu sürgüne giderken Türkler tarafından katledilmiş, hayatta kalanlar Suriye ve diğer ülkelere sığınmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Payas'ta sürgünden dönen yaklaşık 300 Ermeni yaşıyordu. Artak Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beklaryan Telegram kanalında bir dizi görüşlerde bulundu ve şöyle dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yine sorunlu açıklamalar yaptı. Buna cevaben Ermenistan Cumhuriyeti ile sınır belirleme ve sınır çizme süreci ve sonuçları Artsakh Cumhuriyeti'nin mevcut ve gelecekteki statüsünün etkilenmemesi gerekir. Sonuçta Karabağ sorunu Ermenistan Cumhuriyeti ile değil Artsakh Cumhuriyeti ile ilgilidir. Azerbaycan Artsakh sorunu çözülmedi ve bu gerçek tüm dünya tarafından kabul edildi. Azerbaycan ihtilaf sayfasını kapatmak, Arsak'ın statüsünü netleştirmek istiyorsa, aynı zamanda işgal altındaki topraklarımızı geri vererek ve bağımsızlığımızı tanıyarak Arsak Cumhuriyeti ile bir sınır belirleme ve sınır çizme süreci yürütebilir. Çatışmanın çözümünün ana ilkesi, halkların kendi kaderini tayin hakkının tam olarak gerçekleştirilmesi ve tanınmasıdır. Bununla birlikte halkların kendi kaderini tayin hakkının temel olduğu uluslararası hukuk vardır. Uluslararası hukukun bir diğer önemli ilkesi kuvvet kullanmama ilkesidir. Ancak Azerbaycan tarafından bu da ağır şekilde ihlal edildi ve edilmektedir. Sapkın davranışları teşvik etmek ve görmezden gelmek, giderek uluslararası felaketlere yol açarak uluslararası uygulamanın ve örf ve adet hukukunun bir parçası haline geliyor. Arsah Ulusal Meclis Başkanı Artur Tomasyan başkanlığındaki heyet Beyrut'ta Ermenistan Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçiliği diplomatik personeli Vahagın Atabekyan ile bir araya geldi. Toplantıda yapılan sıcak ve samimi sohbette Ermenileri ilgilendiren gündem konuları Ermenistan Cumhuriyeti Arsah Diaspora işbirliği perspektifleri ele alındı. Dünya Kiliseler Konseyi Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Yuvarlak Masa Vakfı'nın daveti üzerine Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Dünya Kiliseler Konseyi heyeti Kutsal Eçmiyaz'ın ana makamında Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Arsak lideri Dervurtanes Abrahamyan ile bir araya geldi. Örgütün temsilcileri Adalet ve Barış Haccı adlı misyonu çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Toplantıda Dünya Kiliseler Konseyi Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Yuvarlak Masa Vakfı Müdürü Karen Nazaryan 2020 yılının 44 günlük savaşın feci insanı sonuçlarını, Arsak'taki mevcut durumu, Azerbaycan'ın işlediği savaş suçlarını ve savaş sırasında kültürel ve dini anıtların tahrip edilmesi gerçeğini sundu. Heyet temsilcilerinin Arsak nüfusunun mevcut sosyal psikolojik durumuyla ilgilendikleri kaydedildi. Piskopos Vırtanes Abrahamyan bir ruhani görevli olarak uluslararası toplumun Arsak Savaşı'na verdiği tepkiden hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Heyet Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit anıtını ziyaret edecek, Yerevan'daki Surt Grigorlu Kilisesi'nde yapılacak kutsama ayinine katılacak. Konstantinopolis'in tüm ünlü yapılarının altında Balyan imzası görülebilir. Balyan ailesi Batı Ermenistan'da 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en önde gelen ailesi olarak bilinir. Baba, oğul ve kardeşler Ermeni asıllı Balyanların dört kuşağı devamlı mimarlık yapmaya devam etti. Kökenleri Gesarya Kayseri'den geliyor. Balyan soyadını taşıyan bu mimarlar neredeyse bir asırdır birbiri ardına yaşamış müreffeh ve nüfuslu bir hayat sürmüşlerdir. Balyanlar Avrupa'da eğitim gördüler ve Avrupa mimarisi imparatorlukta moda olduğu zaman zanaatlarının ustası oldular. Geniş mesleki faaliyetleri ve doğal yetenekleri Balyan soyadının hem yurt içinde hem de yurt dışında meşhur olmasına neden oldu. Balyanların emeğiyle Tophane Nusretiye Camii, Beyazıt Kulesi, Beşiktaş Kalesi, Arnavutköy Valide Sultan Kalesi ve ayrıca Ortaköy'deki Surp Asfazadzin Ermeni Kilisesi, ünlü Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları, Ermeni Surp Nişan, Surp Yerortutyun, Surp Asfazadzin Kiliseleri ve başka muhteşem yapılar inşa edildi. Kudüs Ermeni Patrikanesi'nin sorumlu görevlisi Koryum Vartabet Bagdasaryan'ın sosyal medya hesabı Facebook sayfasında belirttiğine göre Kudüs Ermeni Patrikanesi 44 gün süren savaşta yaralanan 6 askeri ve onlarla beraber gelen heyeti karşılıyor. Mesajda program Kudüs Ermeni Patrikanesi ve hükümet ile işbirliği içinde yürütülüyor denildi. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 26 Mayıs 2022 tarihli kararıyla Ermenistan Cumhuriyeti'nin Aragazodun bölgesinin Aştarak şehrindeki Ahzık yerleşiminde Ahzık adlı tarihi kültürel rezervi kuruldu. Ahzık'ta 4. yüzyılın Arşagunyaz krallarının ünlü mezarı bulunuyor. Orada Pagan ve Hristiyan Ermeni krallarının daha önce çalınmış ve iade edilmiş kalıntılar da bulunmaktadır. Antik mezarın 364 yılında yapıldığı tahmin edilmektedir. Antik mezarın çevresinde yapılan kazılarda toprak üstü bölümünün temeli ve bir bazilika kilisesi kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 8'i tarihi ve kültürel rezerv olmak üzere 14 rezerv müzesi bulunduğuna dikkat edilmelidir. Saygıdeğer yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV salt kendini tanıtmıyor. Yıllar süren çalışmalarımız, yurttaşlarımızın ve soydaşlarımızın vatan arasındaki bağını korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tarihsel dönemde ulusal taleplerimize destek vermek hepimizin görevidir karşılaştığımız zorluklara karşı birlikte hareket edelim ve modern uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen hukuki haklarımıza kavuşalım. Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır. Batı Ermenistan birlikte geçeceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vahçe Hovsepyan tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı Çinares adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.